Ee, bir de ayrıca gününü ilan edeceğim ee, sadece ana sınıfına giden çocuklarla yani büyük grup çocuklarla haftada bir kere bir araya geleceğim toplantı sonunda da duyuracağım ee, Instagram'dan e, takip ederlerse zannediyorum ki önümüzde uzun bir süre var öğretmenlerimiz de zaten çok güzel destek oluyor ee, çocuklar ilkokula rahatça hazırlanabilecekler ama gerçekten kaygıları yüksek haklılar. Evet başlayalım hocam? Ne durumdayız? Başlayalım hocam. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz tekrar yeni katılan arkadaşlarımızla. Bugün e, Erken Çocukluk Akademisi olarak biliyorsunuz Marmara ile bir e, eğitim seminerimizi planlamıştık. Pandemi sürecinde bunları webinar derslerimize aktardık. E, bugün o serimizde e, doçent doktor Özgür Polat hocamızla, canım hocamızla beraberiz. Enerjisiyle böyle çok güzel... Geliyor bana her zaman. Yayınlarını da takip etmeye çalışıyorum fırsat buldukça. Hocam hoş geldiniz tekrar. İyi ki geldiniz. Çok, ee, çok bu... teşekkür ederim. İstanbul İmli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmen eylemleriniz ve katkılarınızdan dolayı bugün birçok öğretmenimizin, velimizin, anne olarak, öğretmen olarak ee, ...çok böyle gergin olduğumuz, bazen kafamızda çok soru işaretleri olan bir konuyu konuşacağız sizinle. Okul olgunluğunu konuşacağız. Ee, eminim öğretmen arkadaşlarımızın çok soruları olacaktır bununla ilgili. Ee, deyip ben sözü çok uzatmadan, vaktinizden çok çalmadan sözü size devrediyorum. Buradayım hocam, takipteyim. Bir şey olursa hemen devreye gireceğim. Çok teşekkür ederim. Güzel öğretmen arkadaşlarım merhaba... Ee, okul olgunluğunu bugün konuşacağız ama 25. Yıldır artık 24 yıldır çalışıyorum, 25. Yıla gireceğim. Yani akademisyen olarak 25. Yılımı bitiriyorum ama 24 yıldır da okul olgunluğu üzerinde çalışıyorum. Çok boyutlu bir konu. Ee, uzun yıllardır Türkiye'de bu konuya dikkat çekilmesi için çok fazla çalışma yaptım. Ee, ve e, mümkün olduğu kadar paylaştım. Biliyorsunuz bir ölçeğim var. Bu ölçek kullanılarak yapılan çok fazla doktora ve yüksek lisans tezi var. Aynı zamanda bu alanın gelişmesine, ilkokul hazırlığa dikkat çekme bilimsel anlamda da destek olmaya çalıştım Marmara İlköğretim Hazır Oluş ölçeğiyle çocuğun 5-6 yaş çocukların ilkokula ne kadar hazır olduğunu ölçüyor. Şimdi ben bugün size bir yeni bir çerçeve hazırladım aslında. Geçen sabah 4'e kadar çalışarak yeni şeyler de ekledim. Tekrar yeniledim. Uzun yıllardır anlatıyorum ama hiç bitmeyen bir konu aslında. Bu sürekli de yenilememiz gerekiyor. Ee, sorularınızı alacağım. Ee, evet, Instagram e, sormuşlar arkadaşlarım. Instagram e, sayfam üzerinden yapılıyor canlı yayınlar. Et, Özgül Polat Marmara, Olgul Polat Marmara Instagram adresim. Belilerini takip edebilirler. Okul yolu etkinlik saati açacağım. Sadece ana sınıfı çocuklarına özel olarak etkinlikler yapacağım orada çocuklara birebir yapacağım etkinlikler bir de haftanın 3 günü canlı yayınlar yapıyorum takip etsinler çünkü çocuklara çok iyi gelecek şeyler var orada anne babalar için bir de kendi ayrıca canlı yayınlar yapacağım. Bir tanesi mesela bu cumartesi günü saat 5'te sevgili e, öğretmen arkadaşlarım arzu ediyorsanız do, e, duyurun velilerinize hep birlikte sizlerin desteğiyle benim yardımlarımla yine e, bir takım olarak çocuklarımızı ilkokula eylül ayına başlamaya hazır hale getirelim. Ses kesiliyor diye yazmışsınız. E, nasıl yapabiliriz? Ben... Kulak ben... <laughs> Temsel bir sorun yok. Ee, kendi arkadaşlarımız kendi internet bağlantıları ile ilgili yaşayabiliyorlar tamam hocam, o, o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar bizim sistemde herhangi bir sıkıntı yok. Siz buyurun hocam. Tamam, başlıyorum hocam. Şimdi arkadaşlar, Nura hocamın söylediği gibi hemen e, soruları alacağım ve pardon soruları alacağım diyorum. Sunumumu yapacağım sonrasında ise e, sorularımı e, sorularınızı alacağım. Şimdi. Evet şimdi okul olgunluğu neden önemli? Çocuk ilk kez güvenli aile ortamından ayrılıyor ve önce sizin yanınıza geliyor anaokuluna. Sonra size alışıyor oyunlarla vesaire anaokulunu çok seviyor, ana sınıfını çok seviyor. Ama derken ayrılık vakti geliyor ve hiç bilmediği bir ortama kalabalık bir ortama gidiyor. Şimdi çocukların bilinmeyen şeylerden korkuları vardır bilinmeyene karşı korku vardır. Bu yüzden de bizler anaokulunda çocukları gerçekten iyi bir şekilde hazırlamaya, ilkokulla ilgili de bilgi vermeye çalışıyoruz. Şimdi okul olgunluğu neden önemli? İşte okul olgunluğunda aslında bizim şöyle bir şeyimiz var. Okul olgunluğu dediğiniz zaman eğer çocuk kendine güveniyorsa öz düzenleme yani zamanını planlayabiliyorsa, işlerini yapabiliyorsa, sorumluluk alabiliyorsa, öz bakım becerilerinde ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayabiliyorsa, sosyal problem çözme becerisine sahipse ve en önemlisi, en önemlisi de güzel arkadaşlarım, bütün gelişim alanlarında eğer çocuk ilkokula başlamaya hazır ise çocuğun ilkokula uyum süreci daha kolay oluyor. Yani bu o yüzden de akademik başarısı da artıyor çocuğun ve doğal olarak e, hayat başarısı da artıyor duygusal olarak iyi mi e, sosyal olarak iyi mi bu çocuk fiziksel olarak iyi mi bilişsel olarak iyi mi motor alanda ve öz bakım becerilerinde iyi mi bunların hepsi okul olgunluğunu otomatik olarak etkiliyor. İşte okul olgunluğu yani öyle bir şey ki hem zamana ihtiyaç var okul olgunluğunda değerli arkadaşlarım hem de tüm gelişim alanlarında ilkokulun kendilerinden beklenen şeyleri yapmaya ihtiyacı var çocuklarımızın. İşte bu yüzden bir ilkokula hazır oluş kavramı var ve ben bunun üzerine çok fazla çalışıyorum. İlkokula hazır oluşu ben yaptığım tüm çalışmalarla çünkü Türkiye'de bu konuda bir otorite olarak kabul ediliyorum. 24 yıldır bu konuda çalıştığım için, doktora tezim bu konuda olduğu için ve çok fazla yayınım olduğu için bu konuda değerli arkadaşlarım, çocuklara yönelik de, e, sizlere yönelik de. Şimdi çocuğun anaokuluna devam ettiği sürece yayılan onun bilişsel, dil, sosyal ve motor gelişimi ile öz bakım becerileri alanında olmak üzere tüm gelişim alanlarında eşit bir şekilde desteklenerek ilkokula hazırlandığı süreçtir ilkokula hazır oluş. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Okul olgunluğunun kazanılabilmesi için bu süreci çocuğun çok iyi tamamlanması tamamlaması lazım. Yani ilkokula hazır oluş olarak tanımladığım kendimin oluşturduğu bu tanımdaki süreci de çok iyi tamamlamış olması lazım. Ama diyecek ki mesela bazı e, öğretmenlerimiz ya da aileler e, izleyenler var ise ama benim çocuğum işte e, üç yıl gitmedi bir yıl gitti 1 yılsa 1 yılda tamamlanacak bu beceriler mümkün olduğu kadar e, tempolu çalışacağız şimdi pandemi dönemi özel bir süreç bu yüzden de hepimiz dört bir koldan çocuklarınız için destek olmaya çalışıyoruz ve merak etmeyin daha önümüzde zannediyorum bir altı aylık süreç var e, aşağı yukarı bu 6 aylık süreçte çocuklarınızı inşallah hazır hale getireceğiz öğretmen arkadaşlarımla birlikte hep birlikte şimdi hazır bulunuşluk düzeyi yüksek olan çocuklar bakın bilimsel araştırma sonuçlarında şunları buluyoruz diyor, diyor ki sonuçlar daha kolay öğreniyorlar yani ilkokulda daha kolay öğreniyorlar bu yüzden çok önemli okula ve öğrenmeye daha ilgililer okula hazır olmayan çocuklara göre okula devam etmeye daha yatkınlar. Okula hazır bir şekilde başlayan çocukların hayatlarında ve işlerinde başarılı olma oranları çok daha yüksek sevgili arkadaşlarım. İşte ilkokula başlamak yani çocuğun hayatında ilk ciddi eğitim ve öğretim yaşamına başlamak demek. Bu nedenle bu başlangıcın gerçekten çok iyi olması gerekiyor gerekiyor. Güzel arkadaşlarım okul algısının olumlu olabilmesi açısından. Yine hazır bulunuşluk düzeyi yüksek olan çocukların topluma yine yararları var. Biraz önce saydığım gibi okula hazır olan çocuk öğrenmeye de hazır olacağı için daha az özel eğitim araçlarına ihtiyaç duyacak, sınıf tekrarı yapmayacak ve böylece eğitim giderlerini de bizler düşürmüş olacağız. Bu yüzden çok önemli ilk İlk okula çocuğun hazır olarak başlamış olması. Şimdi ilk okula başlarken bizler hangi sorulara cevap arayacağız? Biraz bundan bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü bu işin perspektifini doğru çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani sadece mesele çocuğun hazır olmasının çok ötesinde çünkü sevgili öğretmen arkadaşlarım. Çocuklar hazır mı? Birinci sorumuz bu, evet. Bir diğer sorum, çok önemli sorum şu... Aile hazır mı ve okul hazır mı? Bunlar ancak bütüncül olarak bakılırsa o zaman ben doğru bir ilkokula hazırlıktan bahsedebilirim sevgili e, eğitimci arkadaşlarım. Şimdi bakın okul olgunluğu dediğimde ben şöyle tanımlıyorum. Okulun hazır olması, okulun etki faktörü çok yüksek. Çocuğun hazır olması çok önemli okul olgunluğunda, öğretmenin hazır olması ve çocuğa yeteri kadar destek sağlaması çok önemli. Ve tabii ki anne babanın hazır olup destek sağlaması çok önemli. Yani bunlardan biri eksik olduğunda çocuğunuzun ilkokula tam anlamıyla şans, hazırlanma şansı yok. Diyeceksiniz ki pandemi dönemi merak etmeyin pandemi dönemi ama bakın EBA'dan yayınlar var. Ee, sizler çocuklarınızı yalnız bırakmadınız ve ben Türkiye adına çocuklarımız adına size çok minnettarım. Ee, öğretmen yetiştiren bir üniversitede eğitim fakültesinde 25. 5 yıldır çalışan bir akademisyen olarak minnettarım. Çocuklarınızın elini tutmayı bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler size. İşte anne babalar şu anda evde çok güzel destekler sunarak ne yapacaklar? Çocuklarını ilkokula çok güzel bir şekilde hazır edecekler. Hepimizin yardımıyla hiç merak etmeyin yalnız değilsiniz. İlkokula uyum şekilleri var. Siz çocuğu hazırladıktan sonra sonra çocuk problem başlamadan yaşamadan başlayabilir. Hayal ve gerçek diyorum. Sonradan tepki verebilir. Neden? Çünkü siz ilkokulu bir masallar diyarı gibi anlatırsanız çocuğa, çocuk gittiğinde hiç de böyle olmadığını görür sevgili anne babalar. Sonrasında ne olur? Çocuk o zaman gitmek istemez. Gerçekleri anlatacağız ama korkutmayacağız. Kaygılarımızı çocuklara yansıtmayacağız asla. Ve bir diğer ilk e, ilkokula uyum şekli de gerçekten zor olan süreç. Ama burada dediğim gibi anne babanın tavrı, anne babanın duruşu gerçekten çocuğun ilkokula ne kadar hızlı uyum sağlamasına ya da sağlamamasıyla pozitif bir e, ilişki var değerli arkadaşlarım. Çocuklar ne hisseder? Çocuklar kaygı hisseder. Çocuklar korku hisseder, çocuklar güvensizlik hisseder. Bunlar çocuklarla yaptığım çalışmalar, röportajlar e, sonucu size aktardıklarım. Ne yapacağını bilemiyor çocuklar ve korkuyorlar. Bilinmeyenden korku vardır demiştim biraz önce hatırlarsanız. O zaman ben ilkokulun nasıl bir yer olduğunu da anlatmak zorundayım. Instagram üzerindeki yayınlarımdan bir tanesinde çocuklara direkt olarak bunu anlatacağım. Merak etmeyin. Korkmamaları lazım çocukların. Kendilerini doğru ifade edebilmeleri lazım. Ee, ama bunun için evde kaygı düzeyinizi yükseltecek konuşmaları sevgili anne babalar lütfen yapmayın. Çocuğun da kaygı düzeyini yükseltiyorsunuz. Evet heyecan verici bir süreç doğru ama bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sizlerin kaygı düzeyi e, düşük olduğunda çocuğunuz ilkokula çok daha rahat başlıyor. Çocuklar neler düşünür? Buralarda hep videolarım vardı ama zaman çok kısıtlı izletemeyeceğim onları. Yeni arkadaşları olacak mı? Ya başarısız olursa? Oyun oynayabilecek mi? İlkokul nasıl bir yer? Peki ya oyuncakları olacak mı? Öğretmeni onu sevecek mi? Bakın okuma yazma öğrenecek. Ya öğrenemezse çocukların korkuları var sevgili anne babalar, sevgili eğitimci arkadaşlarım, işte bizim e, güzel öğretmen arkadaşlarım en çok şu an destek olmanız gereken şey bu psikolojik hazırlık sürecini tamamlamaları için çocuklara yardımcı olabilmek. Şimdi okul olgunluğu dediğimde bakın ben şöyle bir çarkla anlatıyorum tıpkı gelişimi böyle anlattığım gibi neden beyin ve öğrenme çalışıyorum çünkü. En merkeze bilişsel alanı koyarsanız sevgili eğitimci arkadaşlarım o zaman çocuğu okula hazırlayamazsınız. Bilişsel alanı şuraya koyarsanız. Neden? Çünkü beyin ve öğrenme uzmanları diyorlar ki bilişsel alan bütün gelişim alanlarından etkilenir. O zaman ben merkeze motor alanı ve öz bakım becerilerini koymalıyım. Neden? Çünkü çocuk hareket ederek kalıcı öğrenmeleri oluşturabilir. Bunlar bilimsel araştırma verileri. Öz bakım kend, doğru bir kendilik algısı geliştirirse, kendi işini yapabilirse kendini mutlu ve huzurlu hisseder. Sosyal iletişime girerse ki bunun için dil gerekli. O zaman çocuk öğrenmelerine ciddi bir destek sağlar. İlkokulda kalabalık bir gruba girmekten, iletişim kurmaktan korkmaz. Ve tabii ki bu süreçte duygusal çatışmalarını, sorunlarını, kendi duygusal ifadelerini, empatik anlayışı geliştirmesi önemli. İşte bunların hepsi bilişsel alanı etkiliyor. Ve tüm bunlarda okul olgunluğu dediğimiz sürece olumlu ya da olumsuz katkılarda bulunuyor. Demek ki ben okul olgunluğu dediğimde ya da ee, başka bir ifadeyle yani sonuçta okul olgunluğuna gidiyoruz ama ilkokula hazır bulunuşluk ifadesini ben çok fazla kullanıyorum. Çünkü olmadan okul olgunluğunu sağlayamıyoruz. İmkansız bir şey. Bu nedenle de ilkokula hazır bulunuşluk olabilmesi için çocuğun bütün gelişim alanlarında gelişmiş olması lazım. Sadece bilissel alanda değil. Yani bir çocuğun okuma yazmayı sökmüş olması 5 yaşındaki bir çocuğun birinci sınıfa başlayabileceğinin asla göstergesi değildir. Lütfen çünkü çocuğun duygusal, sosyal, dil ve motor alanda da öz bakım becerilerinde de gelişmiş olması gerekir. İstenilen olgunluk düzeyine ulaşmış olması gerekir. Bu nedenle sizden ricam sevgili arkadaşlarım bunu dikkate almanız. Çünkü okumayı gördü mü bitti diyoruz. Ve bunun için okul olgunluğunu ölçebilecek, bilmek için eğitimci arkadaşlarıma özellikle söylüyorum çocuğun öncelikle bulunduğu düzeyi doğru olarak tespit etmek zorundayız. Sonra yapmamız gereken şey ise çocuğu bulunduğu düzeyden daha yukarılara taşımak. Şimdi şu gibi böyle bana sorular geliyor. Gece geç saatlerde de olsa yazmaya çalışıyorum. Hepsini cevaplayamıyorum tabii ki. Mümkün olduğu kadar elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şimdi çocuğun bulunduğu düzeyi nasıl tespit edebilirim? Yazmış bir tanesi bana işte duygusal olarak bu çocuk başlayamaz. Ben de dedim ki bana duygusal olarak başlayamaz demenizin ipuçlarını yazar mısınız? Neye göre bunu söylüyorsunuz? İşte çocuğu doğru ölçmek, değerlendirmek önemli. Kendi ölçeğimden özellikle koymak istedim. Nedeni şu kızıyorlar bana söylemediğim için lütfen bunu reklam gibi lütfen görmeyiniz. Çünkü reklam asla değil. Ama bizim ülkemizdeki çocuklar için geliştirilmiş ve standartize edilmiş tek okul olgunluğu ölçeği bu nedenle kıymetli bir ölçek çocuğun her gelişim alanında Nerede bulunduğu düzeyi tespit ediyor bakın ama bu ölçekte de bütün gelişim alanlarına göre ölçüyor Neden çünkü ilkokula hazır bulunuşluk okul olgunluğu bütün gelişim alanlarını içerdiği için Ve çocuğu tabii ki sahip olduğu düzeyde en üst kapasiteye çekmek bizim için önemli Şimdi ilkokula hazırlığı etkileyen faktörler var Fiziksel faktörler bunlardan bir tanesi. Özellikle bedensel gelişim, büyüme, hastalıklar, görme, işitme alanı, el er göz koordinasyonu, sağ sol beyni eli kullanma, çocuğun genel sağlık durumu, beden denge ve koordinasyonu ve az da olsa zaman zaman cinsiyeti de çocuğun ilkokula hazırlığını etkiler. Burada şunu özellikle söylemek istiyorum, sonraki sunuma yazdım galiba bir iki yere ama çocuğun görme alanının mutlaka Ağustos ayında doktora götürülerek bir göz muayenesinden geçirilmesi gerekir. Eğer gözlük kullanacaksa eylüle kadar bu kullanım şeyini, alışma sürecini atlatması için çok gerekli. İşitme çok önemli. Eğer işitsel algısında, eee, işitsel ayrımlaştırmada, ayırt etmede bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız lütfen ve lütfen bir işitsel, işitme testi de yaptırınız. El göz ile ilgili çalışmaların sağ sol elini kullanmayla ilgili çalışmaların e, tam da zamanı evdeyiz çünkü e, yapabiliriz anne babalar için asla imkansız değil nasıl yapacağımızın yollarını paylaşacağım zaten kendi adıma bilim insanı olarak e, sosyal faktörler çok önemli ay çocuklarla nasıl ilgilendiğiniz nasıl kaliteli zaman geçirdiğiniz çok önemli 7-24 değil kullanılan zamanını oyun zamanını Kaliteli geçirmeniz önemli. Ee, bu nedenle de çocuğunuza destek olmalısınız. Ve tabii ki bağımlı değil bağlı çocuk yetiştirmeniz gerekiyor. Sizin de hani anne baba hazır mı soruları var ya biraz sonra da yine değineceğim. Ee, anne babanın kendisine sorması gerekiyor. Ben hazır mıyım? Acaba ben e, çocuğumdan kolay ayrılabiliyor muyum? çocuğumu kendime bağımlı ben mi kılıyorum acaba bunlar için de kendimizi eğitmeliyiz değerli arkadaşlarım çünkü bunu yapanlar var tabii ki dil kendini rahat ifade edebilmesi Türkçeyi iyi kullanabilmesi önemli zihinsel faktörlerde zaten belli bir normal bir zeka düzeyine sahip olmak diyoruz. Çevre etkiliyor ama şu an pandemi Ademi döneminde çevreyi çok biz şey yapamıyoruz, bertaraf ettik biraz değerli arkadaşlarım. Burada özellikle söylemek istediğim başka bir şey de şu, sağ el ve sol el kullanımı. Çocuk sağ eliyle yemek yiyordur, sol eliyle yazıyordur. Karışmayın lütfen. Anne babalara lütfen baskı yapmamaları gerektiğini söyleyin. Bu tamamen beynin işleyişiyle ilgili bir şey. Siz ne yaparsanız yapın çocuk daha zorlanacak ve yorulacak sonra tekrar hangi elini kullanıyorsa ona dönecek. Lütfen yapmayın baskı yapmayın ve tabii ki kaza ve tehlikelerden korunmak için beden denge koordinasyon perküsyonu çok önemli bahsedeceğim. Bunlardan da daha sonra bunun içinde çalışmamız gerekiyor. Cinsiyet zaman zaman etkiler. Neden zaman zaman etkiler? Mesela yaklaşık bir 8-9 yıl önce yapılan bir araştırmada Güney Kore'de her kademede kız çocukların daha başarılı oldukları çıktı. Ama şu anda bu araştırmayı yapsanız aynı sonuç çıkmayabilir. Diyoruz ki cinsiyet zaman zaman bir etkendir değerli arkadaşlarım ama her zaman böyle olmayabilir. Ee, i̇lkokul e, programına göre çocuklarda geliştirilmesi gereken birçok beceri var. Bizler de çocuklarımızı buna hazırlıyoruz. Burada bunları tek tek anlatmayacağım. Zaten hepimizin bildiği şeyler. Sadece şunu unutmayalım. Bakın bilgi teknolojilerini kullanma becerisi. Şu pandemi döneminde biraz daha fazla ekrana bağlı oldular çocuklar. Ama Yankı Yazgan'ın çok güzel bir lafı vardır. Çok severim Yankı Hoca'yı. Profesör Doktor Yankı Yazgan. Der ki önemli olan ekrana bakmaktan ziyade ekrana bakarken hiçbir şey düşünmemektir. Düşündürtmemiz lazım. İşte biraz önce çocuklarla bir etkinlik yaptım yaptım ama düşündürttüm. Sürekli aktiflerdi, sürekli çalışma yaptılar. Doğal olarak ekrana bakma sürelerinde de düşünmelerini onları yalnız bırakmamayı lütfen Dikkati alınız. Elif hocam da geçen hafta mümkün olduğu kadar bahsetmiştir. Çünkü hocamın alana. Yaratıcı düşünme önemli. Sınırlarına ket vurmayın diyoruz. Şimdi birinci sınıfa başlayacak olan çocukların sahip olması gereken yeterliliklerden biraz bahsedeceğim. Birincisi dikkat süresi. Dikkatle ilgili çalışmaları yapmalıyız. Ama dikkatle ilgili çalışmaları masaya mahkum ederek yapmak, gibi bir tercihim yok evet bu da bir e, alan masada da yapabilirim dikkat çalışmalarını ama oyun oynarken de yapabilirim biraz önce izlediyseniz izleyen arkadaşlarım var biliyorum katılımcılardan e, bütün yapılan çalışma yarım saat boyunca bir dikkat çalışmasıydı aynı zamanda ve çocuklar o yarım saatte bütün dikkatlerini toplayabiliyorlar yine kendi kendine giyinme becerileri önemli fermuarını çekebildi mi, pantolonunu ilikleyebildi mi, ayakkabı bağlama dedim ama o çok sonra gelişiyor, ikinci sınıf gibi gelişiyor değerli arkadaşlarım. Ama bunun alt becerileri sağlanabilir. Sırada dik ve belli bir mesafede oturma, yani çocuk belli bir açıyla otur, oturarak ne yapıyor? Şu kitabı tutuyor, işte bunu açıyor vesaire. Sırada nasıl oturulur? Kitap nasıl tutulur? Nasıl açılır? Kitabı okumaya hangi sayfadan başlanır? Bunların hepsini çocuklarla yazının yönü, bunların hepsini çalışmanız gerekiyor. Yine bir yayınımı da sadece buna ayıracağım. Kendi temizliğini istenilen nitelikte yapabilmesi, sırasını beklemesi, sebat gösterebilmesi çok önemli. Yine Bakın beden denge koordinasyonu çünkü ilk hedefimiz çocukları kaza ve tehlikelerden korumaktır. 40 dakika aynı sırada oturan çocuk doğal olarak ok yaydan fırlamış gibi çıkıyor teneffüse ve bu teneffüste yapmamız gereken şu anda yapmamız gereken başka bir şey var. İşte bu pandemi sürecinde olmasaydık güzel öğretmen arkadaşlarım yapacaklardı bunları. Zili, bir zil çalacaklardı, şimdi teneffüs. Evet, 10 dakikan var, 15 dakikan var. Ne yapacaksın? İşte önce tuvalete gidip ihtiyacını karşılaması gerektiğini, sonrasında ise, güzel arkadaşlarım, kalan zamanda oyun oynaması gerektiğini çocuklara anlatmamız gerekiyor. Ee, bir ani duruş dönüşleri, yani bir çocukla karşılaştı. ani duruşu yapabilmeli, kazaları minimuma inmesi için güzel arkadaşlarım. Sorumluluk eğitimi, yani kendi sorumluluğunu taşıyor mu? Kitabına, defterine, çantasına sahip çıkabiliyor mu? Bu da bizim bir kriterimiz. Ee, anneden ve evden kolay ayrılabiliyor mu? Anneden diyorum çünkü daha çok anneye bağlı oluyor çocuklar. Baba için de aynı şey söz konusu tabii ki eğer böyle bir durum var ise. Öğretmenle iletişim kurabiliyor mu? Öğretmenin verdiği talimatlara uyabiliyor mu? Birkaç talimatı bir anda yerine getirebiliyor mu? Diğer çocukların varlığına katlanabiliyor mu? Onlarla baş edebiliyor mu? Çünkü tek biricik yetiştirdiyseniz Çocuğun okula uyumu daha zor olacak orada fark edilmediğinde. Bunları hatırlatmanız gerekiyor. Her çocuk annesi babası için tektir ve biriciktir. Lütfen bunu unutmayınız. Tabii ki kendini ifade becerileri doğru ifade edebilmesi çok önemli. Utanma duygusunun çocuğun çocukta... E azaltmamız lazım. Yani bir gruba girdiğinde üye olması lazım, kendini ifade edebilmesi lazım. Hani minik bir utangaçlık yaşayıp sonra adapte oluyorsa sorun yok zaten. Ve arkadaşlar edinebilmesi ve bu arkadaşlıkları sürdürebilmesi lazım tabii ki, yönetebilmesi lazım. i̇letişim becerileri çok önemli. Evet, biraz önce de koymuştum. Güven, öz düzenleme, sorumluluk, öz bakım, sosyal problem becerileri var mı? güven duygusunu çok önemli çocuğun e, benlik algısı doğru bir benlik algısı geliştirmesi çok önemli yapabildikleriyle yapamadıklarıyla kendini tanımış olması gerçekten çok önemli mesela evde şu an sorumluluğu çok güzel yapabiliriz öz düzenleme ihtiyacım olduğunda ben e, hazımı erteleyebilirim eğer ben hazzı erteleyebiliyorsam öz düzenlemede böyledir hedefe ulaşmak için bazı şeylerden vazgeçmek ya da ileri bir saate ertelemek, sabır göstermek çok önemlidir okula başlarken. Bunları da bizim çocuklarımıza örnek olarak yapmamız gerekiyor ve tabii bir problem durumuyla karşılaştı. Nasıl çözecek bunu? Okul olgunluğunda biraz önce söyledim. Tenefüs eğitimi mutlaka çalışmalıyız. Yapacağız dedim bunu ee, çocuklarla. Göz muayenesinin yaptırılması çok önemli dedim. Heh, bir de şöyle bir şey var. Tuvalet kontrolü önemli demiştim. Ama tuvalete oturduktan sonra bu temizliği nasıl yapacağını da şu anda öğrenmesi gerekiyor. İşte e, arkadan öne doğru temizlememesi gerektiğini, önden arkaya doğru poposunu temizlemesi gerektiğini çocuğun öğrenmesi gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım mutlaka lütfen. Ben öneriniz ve tabii ki e, Alaturka tuvaleti eğer resmi bir okula gidecekse Alaturka tuvaletler var. Şu an hani bir değişim yaşanmadı diyebiliyorum. Alaturka tuvalete düşmekten korktuğu için sırf okula gitmek istemeyen çocuklar gördüm ben. E, kendi ölçeğimi 3000'in üzerinde çocuğa uyguladım değerli arkadaşlarım. Müthiş bir alan deneyimine sahibim bu konuda. Çok fazla öğretmenle çalıştım, çok fazla çocukla çalıştım. Ee, i̇lkokul öğretmenleriyle çok çalıştım. İlkokul çocuklarını gördüm. Özel, çünkü alanım ilkokula hazırlık olduğu için ilkokul 1, 2, 3'ün, 4'ün, 5'in programını hatta iyi bilmem gerekiyordu. Size bu çalışmaları sunabilmek için işte Alaturka tuvalete tuvaletini yapmayı bilmiyorsa eğer teneffüste önce oyun oynuyorsa tuvalete gitmi gitmiyorsa sürekli çocuk derste altına kaçırıyorsa beline hırka bağlayan bir çocuk gördüyseniz bilin ki altına kaçırmıştır güzel arkadaşlarım yüzde ee, doksan hani bir yüzde onluk pay verelim ama yüzde on bile bence çok fazla. E, çocuk bütün gün ıslak kalıyor ve hasta oluyor. İşte bunun için bu eğitimleri vermemiz gerekiyor. Anne babalar daha zamanımız var. E, lütfen Alaturka tuvalete tuvaletini yapmayı çocuğunuza öğretin lütfen. Olumlu okul algısı geliştirmeliyiz birinci sınıfa başlarken e, ve birinci sınıfta tabii ki. Yani... Ee, olumlu okul algısı geliştirmek neden önemlidir? Ee, nasıl bir okula gidecek çocuğunuza uygun okul e, okulu e, yani seçenekleri indirdikten sonra adrese dayalıysa direkt ...bile gidip okulu gezmeniz... ...gerçekten çok iyi gelecektir... ...emin olun çok iyi gelecektir... ...bunun dışında da... ...okul seçimiyle ilgili güzel arkadaşlarım... ...çocuğunuza uygun okul seçimi... ...eğer şansınız varsa... ...lütfen yapınız... ...yani çok, bu, bunun içinde... ...öğretmen arkadaşlarımdan sayın veliler... ...dinleyenler varsa... ...lütfen destek alınız... ...güzel arkadaşlarım... ...onların görüşleri... ...çünkü çok ama çok önemli... Şimdi e, bunun dışında gideceği okulu birlikte gezmelisiniz. Psikolojik hazırlık çok önemli okul olgunluğunda. Okul alışverişini sayın veliler birlikte yapabilirsiniz. Gereğinden fazla e, önem verdiğinizi gösterirseniz, çok heyecan kaygınızı arttırırsanız eğer çocuk bundan olumsuz etkilenir. Ve tabii ki ödev yapmaya çocuğun hazır olması gerekir yani ilk onu nasıl bir süreç bekliyor sevgili anne babalar bununla ilgili çocuğunuzla konuşmalısınız sonra ilk okulda nasıl destekleyeceğinizi de anlatacağım daha sonraki zaman dilimlerinde okul olgunluğu dediğimde ben neden bahsediyorum fiziksel olgunluk duygusal olgunluk sosyal olgunluk öz bakım becerileri açısından olgunluk bilişsel olgunluk ve dil olgunluğundan bahsediyorum bakın ne kadar çok alanı var tekrar e, söylemek istedim Duygu Duygusal olgunlukta ne var? Bakın bunları yeni koydum. Hepiniz için daha rahat tanımlayabilmek için. Ee, çok fazla şey var. Ümit ediyorum ki epey bir kısmını en azından size sunabilirim. Özgüven kazandırılmalı duygusal olgunlukta. Çocuğun sevgi, ilgi, güven ve özgürlük ihtiyaçları karşılanmalı. Yani çocuğun buna ihtiyacı var. Özgüvene ihtiyacı var. Sevgiye ihtiyacı var. İlgiye ihtiyacı var. Güven ve özgürlük ihtiyacı var. Bunları karşılarsanız duygusal olgunluğa destek sağlıyorsunuz. Farklı ortamlara uyum sağlamasına yardım edecek olanakları biz yaratmalıyız. Benlik kavramını güçlendirmeliyiz çocuğun. Duygusal sorunları varsa bunlardan kurtulmasına yardımcı olmalıyız. Şimdi yazanlar var çocuğun çok büyük duygusal sorunu olduğunda biliyorsanız eğer bu duygusal sorunu olduğunu lütfen bir psikologdan ya da rehber psikolojik danışmandan lütfen yardım alınız. Çocuğun kendisinin bununla baş etmesini sağlamayınız. Çünkü bu profesyonel bir iş. Çocuk buradan çıkmadan ilkokula hazır olamaz. Başarıyı tatmasına yol açmalıyız başarısızlıkları mesela göğüsleyecek ve mücadele edecek düzeye gelmesine destek olmalıyız. Saygı, sevgi, güven duygularını yaşamasına imkan vermeliyiz. Duygularını ifade etmesine yol açmalıyız. Mutluluğu yaşayacağı ortam ve etkinlikler, durumlar oluşturmalıyız duygusal olgunluk için sosyal olgunluğa baktığımızda yaşıtlarıyla kendinden küçük ve büyüklerle iyi geçinmesini, iyi ilişkiler kurmasını sağlamalıyız. Bir gruba üye olmalı, olabilmeli çocuk yani. Grup içinde yaşamasına izin vermeliyiz, ortam yaratmalıyız. Topluma katılmasına fırsat vermeliyiz. Bu pandemi günleri de geçecek çünkü. Öncesinde yatırım yaptıysam şimdi meyvelerini yiyeceğim ben. Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, işbirliği, yarışma, galibiyet ve yenilgi kavramlarını yaşayarak öğrenmesine ben fırsat vermeliyim. Okul ve toplum kurallarını benimsemesi için destek sağlamalıyım. Bunun için her şey ailede başlar. Ailede bu sınırları oluşturmalısınız. Sizin hiç hoşunuza gitmeyen ya da çocuğunuzun hiç hoşuna gitmiyormuş gibi görünen sınırlar onun daha çok kendisinin güvende hissetmesini sağlar. Ama bu sınırları bir diktatör edasıyla söylemek, bir bekçi edasıyla söylemek yerine ne yapmanız gerekiyor? Onu ikna etmeniz gerekiyor, anlatmanız gerekiyor. O sınırları hatta birlikte oluşturmanız gerekiyor sevgili anne babalar aynı zamanda dil olgunluğu, yeni kelimeler öğrenme, anlamına uygun olarak bu kelimeleri kullanabilme. Yani kelime hazinesini zenginleştirmek çok önemli. Yine aynı sesle başlayan bir tane sözcükler üretmek, kafiyeli sözcükleri e, oluşturmak, sözcükleri doğru telaffuz etmek yine sesinin tonunu ve hızını doğru ayarlamak, kelimeler üretmek, ayrıca yeni kelimeler üretmek, kafiyeli kelimeler üretmek önemli. Burada kopyalarken bir yanlış yapmışım ve dinleme becerisi çok önemli. Dinleme olmadan olmaz. Bakın, okul öncesinde dinleme eğitimi çalışmalarını yaygınlaştırmak için ee, o kadar büyük emek verdim ki senelerdir. Bütün kitaplarıma koymaya çalıştım güzel arkadaşlarım. Çünkü dinleme olmadan çocuğun hayat başarısı ve akademik başarıyı sağlaması gerçekten imkansız. Bunun üzerine çokça çalışmalıyız. Anlama becerisi, dinlediklerini anlama, söylenileni anlama... Çocuğun hatırlama becerisi çok önemli. Yani dikkat, hafıza çalışacağız. Kendini iyi ifade etme yeteneklerini geliştirecek ortam yaratmalıyız. Yine konuşma, tartışma, görüş bildirme, rol alma, taklit yapma, küçüklere ve büyüklere hitap etme becerilerini geliştirmeliyiz dil olgunluğunda. Yani dil olgunluğunun kazanılabilmesi için ana dilini doğru, etkili ve güzel kullanabilmesine destek olmalıyız. Okuma ve yazı farkındalığı çalışmaları yapmalıyız. Ee, bu çok yani çok farklı ve çok büyük bir alan gerçekten. Okuma ve yazma öğrenmeye istekli olmalı aynı zamanda. Yani motivasyon yaratmalıyız. Bakın dil olgunluğunu sağlamak için heves dediğimiz şeyi kazandırmalıyız. Okula gitme hevesi, okuma yazma öğrenme hevesi, iyi bir şeyler yapma hevesi. İşte bugün çocuklarla ben onu yaptım. Heveslendirdim onları. Motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyorum. Çünkü eğer bu olursa öğrenmeye istek olur. Öğrenmeye hazır hale gelebilir. Bireysel olgunlukta da zeka, zekasını geliştiren uyarıcıları sağlamalıyız. Yani evde de okulda da çok fazla bunları yapıyoruz ama diğer alanlara da güzel çok güzel çalışmalar yapan eğitimci arkadaşlarım var. Hepinizin nezdinde hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi e, dikkat, bellek, mantık, yargılama yeteneklerini destekleyecek aktiviteler, etkinlik, oyun uygulamaları önemli. Çocuğun Yine öğrenme isteğini provoke eden ortamlar oluşturmamız önemli ve öğrenme arzusunu kamçılamalıyız biz. Yetenek ve becerilerini geliştirmeliyiz, doğayı tanımasını sağlamalıyız aynı zamanda. Çünkü bütün kavramlar aynı zamanda doğada var. Matematik doğada var, fen doğada var. Kendisini ve çevresini tanımasına fırsat vermeliyiz bilgilerini keşfetmeli ve ilgileri doğrultusunda yönlendirmeliyiz çocukları. Algı eğitimi çalışmalıyız güzel arkadaşlarım. İlkokula hazırlık kitabını yazdım. içeriklerini oluşturdum ve arkadaşlarımla burayı bu bölümü sen yazar mısın bu bölümü sen yazar mısın derken nasıl oluşturdum bu içeriği diyorlar 25 yıllık deneyimle oluşturdum çünkü algı eğitimi olmadan okula hazır olmak mümkün değil. Sadece görsel algı değil, işitsel algı da çok önemlidir. Önemlidir. Diğer duyuların dokunmada çok önemlidir. Hepsi çok önemlidir sevgili arkadaşlarım. Algılarını iyi kullanan çocuklar hayatta ve akademik anlamda da çok başarılı olurlar. Kavramları öğrenmesi, problem çözmesi, çözebilmesi, tüme varımsal ve tümden gelimsel düşünmeyi sağlaması, Matematiksel olgunluğa ulaşması bunların hepsi çok kıymetli bilişsel açıdan. İşte bakın koymuşum setler oluşturma, gözlem yapma, bilimsel düşünme, neden sonuç ilişkisi kurma. Neden önemli bunların hepsi? Çünkü sinaptik bağlantı ağlarının güçlenmesine e, neden oluyor. Bu da çocuğun sahip olduğu kapasiteyi en üst düzeyde kullanmasını sağlıyor güzel arkadaşlarım. Kapasite geliştirme çalışıyorum de... biliyorsunuz. Ben burada minik bir şey ekleyebilir miyim Özgür hocam? Hem sizi böyle bir soluklandırmak için arada ee, geçen haftalarda e, Profesör Doktor Selçuk Şirin hocamız katıldı. Ee, orada Süper. gelen hocamızın sorulardan e, birisi şuydu: e, PISA sonuçlarında biz bunu nasıl çözeceğiz? Yani PISA sonuçlarımızı nasıl yükseltebiliriz? Evet. E, ve hocamız sadece şunu söyledi: dedi ki. Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim. Şimdi sizin sunumunuzda bu e, okumaya okul olgunluğu meselesinde bahsettiğiniz okuduğunu anlama, okuma yazmaya isteklilik, problem çözme onları gördükçe e, bu dönemde yapılan çalışmaların kaç yıl sonrasına atılan e, aslında kazanımlar olduğunu böyle benim gözümün önünden tekrar onlar geçti. E, bu Müthiş. okul olgunluğu meselesi, okul öncesi eğitimde yapılan çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir okul öncesi öğretmeni olarak tekrar tekrar hatırlıyorum işin açıkçası. Teşekkür Hocam, ederim. Hocam ben şöyle söylüyorum. Diyorum ki Türkiye e, en büyük yatırımını lise, üniversite, e, ilkokul, ortaokula yapmaktan vazgeçip de en büyük yatırımını okul öncesi döneme yaptığında biz gerçekten dünyada çok büyük bir fark yaratacağız. Uzun zamandır bunu söylüyorum. Selçuk hocam çok kıymetli. Selçuk hocam da aynı ifadeleri kullanıyor. Çünkü bilim bunu söylüyor değerli hocam. Bu yüzden çok teşekkür ederim güzel katkınız için. Şimdi fiziksel olgunluk, beden denge ve koordinasyonu var mı? Dengeli koşup hareket edebiliyor mu? Küçük kas becerileri gelişmiş mi? Kalem tutabiliyor mu? Kalem kontrolü var mı? Bir kaptan diğerine bir şey aktarabiliyor mu? Ne bileyim ipe boncuk dizebiliyor mu? Ya da makarna her ne varsa. Sırada dik ve belli bir mesafede oturabiliyor mu? Yani bir çalışmayı yaptığında Kitabın defterin üzerine mi abanıyor? Eğer böyleyse yazı yazması çok zor, okuması zor. Yani çocuk çok zorlanacak. Yani çocuk elbet yapacak, okuyacak, yazacak. Ama bunu bir daha rahat, kolaylaştırıcı bir şekilde yapmak var çocuğa destek olarak. Bir de çok zorlayarak yapmak var. Gerek yok ki çocuğun keyif almasını sağlamak için biz çocuğa ön becerileri kazandırmalıyız. Yine e, işitme ile ilgili olgunluğu çok önemli demiştim. Görme ile ilgili olgunluğu çok önemli demiştim. Genel sağlık kontrolünden mutlaka geçirmeliyiz. Ve tabii ki yaş. Şimdi bakın bana gelen çok büyük sorular yaşla ilgili. Ben diyorum ki güzel anne babalar zamanından önce çocuklarınızı göndermek istiyorsanız şu soruyu sorun kendinize çocuğa acaba faydası nedir deyin lütfen. Çocuğa faydası var ise o zaman tamam ama çocuk hiçbir zaman bir daha bu yaşlara dönemeyecek. Hiç dönemeyecek ama hayatı boyunca okuyacak yazacak. 5 yaşındaki bir çocuğu, beş buçuk yaşındaki bir çocuğu göndermenin bunca yıllık bu alandaki deneyimlerim, hani kürsüsünde oturmayan, sürekli Çocuklarla olan öğretmen arkadaşlarımla olan biri olarak bana gösterdi ki gerçekten çok faydalı olmuyor, olmuyor. Bu nedenle de bugün bir veli yazmış bana geçen yıl Akatlar Anaokulu'nda Okulunda eğitim vermiştim, başka okullarda da eğitim vermiştim öğretmen akademileri kapsamında hocam size ne kadar teşekkür etsem azdır. Kafamda çok soru işaretleri vardı. Sonra sizinle özel olarak da toplantıdan sonra görüştük. Ve ben sizin söylediğiniz şeyi yaptım. Sonsuz teşekkürler. Çok iyi bir süreç geçirdik diyor. Yani bakın birileri bir şey söylüyorsa eğer biraz kulak vermek gerekir. Sonrasında çünkü pişman olduğunuzda çok geç kalınmış oluyor gerçekten. Yine kalemi doğru tutma, kalem kontrolünü sağlama dedik. Kalem doğru kullanma be becerisi, çizgileri birleştirme, kopya etme bunların e, yani istenilen nitelikte çizgiler çizme becerilerinde fiziksel olgunluk açısından önemli olduğunu, yani fiziksel olgunluğu sağlayan öğeler olduğunu söyleyebilirim. Kişisel olgunluk, kendi güçlerini ve yetersizliklerini tanımasına ve kabullenmesine olanak sağlamak, kişiliğin oluşmasına ve güçlenmesine fırsat vermek, farklı ortamlara uyum sağlama becerisi, dengeli ve uyumlu bir kişilik gelişimi son derece önemli. Öz bakımda da e, değerli arkadaşlarım, çocuğunun okul öncesi dönemde çocuğun okul öncesi dönemde kazandırılması gerekiyor. Öz bakım becerilerini kazanmak bireyin bağımsız, yeterli ve kendine güvenen bir kişi olması açısından da çok önemli. Bu yüzden bakın gelişim şemanda okul olgunluğu şemanda en merkeze koymuştum öz bakım becerilerini yani okul olgunluğunun kalbi gibi düşünün lütfen motor alanı da öz bakım becerilerinde söylemiştim tuvalet eğitimi tuvalet kontrolü, tuvalet temizliği diğer temizlikler yeme alışkanlığı, kaza tehlikelerden korunma ve bunların hepsi sonradan kazanılan doğuştan getirilmeyen öğrenilen beceriler, davranışlar doğal olarak bunların gelişmesini ...ilkokula hazırla müthiş olumlu katkıları var. İlkokula hazır bulunuşluk sadece okuma yazmaya hazırlık çalışmaları değil... ...masa başında yapılan çalışmalar değil değerli arkadaşlarım. E, çizgi çalışmaları olarak da değerlendirilmemeli bütün çalışmaların hepsi... ...ilkokula hazırlık sevgili arkadaşlarım. E, bunları da böyle görmek lazım. Şimdi... Ee, bu çerçevede baktığımızda yani ben bir drama çalışması yaptığımda da ilkokula hazırlığa destek sunuyorum. Ee, bir oyun oynadığımda da bir sanat çalışması yaptığımda da Türkçe çalışması yaptığımda da sadece okuma yazmaya hazırlık çalışmaların içerisinde yaptığınız çalışmalar ilkokula hazırlık demek değildir güzel arkadaşlarım. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının altında yer alan küçücük bir bölümdür. Lütfen bunu da unutmayın ve tabii ki okuma yazmaya hazırlık saatinde de diğer etkinlik türlerini de yapabilirsiniz. Masa başında yapılan çalışmalar değildir sevgili arkadaşlarım ilkokula hazırlık. Evet bizlerden beklenen bakın duyu eğitimi, dinleme, nefes ritim çalışmaları, işte fen, matematik çalışmaları, okuma yazı farkındalığı, görsel algı, bilimsel düşünme bunların hepsi 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 ilkokula hazırlık güzel arkadaşlarım. Ben ama neye odaklanmalıyım? Meraklı çocuk ve soru sorabilen çocuk yetiştirmeye odaklanmalıyım. Neden? Çünkü motivasyon yaratmak için için buna ihtiyacım var. Çünkü bilim uzmanları diyorlar ki, akademisyenler diyorlar ki, beyin ve öğrenme çalışanlar, siz ne yaparsanız yapın, eğer motivasyon yaratmazsanız ve keyif aldırtmazsanız hiçbir şekilde öğrenmeyi, kalıcı öğrenmeleri gerçekleştiremezsiniz. İşte bunun içinde, bunun en önemli aracı da oyun ile öğrenme. Diyoruz ki oyun çocuğun dilidir. Oyun çocuğun kendini ifade aracıdır. Bu nedenle her şeyi ne yaparsak yapalım oyun ile yapmalıyız. Sevgili anne babalar, dikte ederek, sürekli emirler vererek, talimatlar vererek çocuklarınızı geliştiremezsiniz. Mutlaka onların çocuk ruhuna girmelisiniz. Bunun da en etkili anahtarı oyundur sevgili anne babalar. 21. yüzyılın bireyleri için mutlaka bugün yaptığım yani oyun saatinde ben felsefi düşünme yapıyorum. Çocukların derinlemesine, çok yönlü, esnek ve kapsamlı düşünebilmesi için destek sağlamaya çalışıyorum güzel arkadaşlarım. Lütfen, lütfen, lütfen sizler de yapın ve önerin. Ezber bozuyorum bunun için. Çocukları şaşırtmamız lazım. Öğrenmeye başlamanın Merak uyandırmak için merak uyandır, motivasyon yarat diyor uzmanlar. O zaman bunun en önemli yolu ezber bozmaktır. İşte su olmasaydı diyorum ya su olmasaydı bugün ne yaptım? Tekerlekleri çalışık bir başlangıç yaptım onlarla. Dedim ki ya tekerlek olmasaydı hadi dedim şimdi evdeki bütün tekerlekli şeyleri buluyorsunuz. Sonra bunları kağıtlara çizin, bunları merak duvarınıza yapıştırın ve bütün bir hafta tekerlekleri araştırın annenizle, babanızla. Sonra da tek şu ana kadar hiç görmediğimiz tekerleği kullanarak, tekerlek kullanılarak yaptığınız bir şey yapın, bir icat yapın ve onun videolarını çekin, bana gönderin. Yapacaklar ama 3 çocuk ama 10 çocuk ama 500 çocuk ama 100 çocuk yapacak. İşte şaşırtmak zorundayım. Sorum bakın şurada merak duvarında yazıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada diyor ki gizemli bir şekilde çıkarttım onu ya tekerlek olmasaydı. Çocuğun düşünmesi lazım. Duyu eğitimi çok önemli. Bakın Çocukların bütün duyularını kullanmak zorundayım ben. Mutlaka onları uyarmak zorundayım sevgili arkadaşlarım. Çünkü duyu varsa algı eğitimine müthiş bir destek var. Ve bu desteklendiyse çocuğun Hayata ve ilkokula hazır olmama şansı gerçekten yok. E, şu an ev müthiş, mutfak müthiş duyu eğitimleri için. Lütfen mutfakta bu çalışmaları, lütfen destekleyiniz, bu becerileri destekleyiniz. İşte duyu küpleri hemen fotoğraflarla gösterip geçeceğim. Beynin gelişimine yardımcı olan yöntem ve teknikleri kullanmalıyım. Bu kadar beceriyi geliştirmek için zihin haritalama... Mutlaka yapınız güzel arkadaşlarım Türkiye'de okul öncesinde ne yazık ki kullanılmıyor çok az kullanılıyor. 10 yıldır bu konuda çalışıyorum. Eğitimlerini vermeye başladım, anlatmaya başladım. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Lütfen etkili olarak kullanınız. Hani biraz önce dedim ya derinlemesine çok yönlü, esnek ve kapsamlı düşünmenin yolu Yapmalısınız, felsefi düşünmeyi geliştirmelisiniz. İşte zihin haritalama da çok önemli bir araç bunun için. Güzel arkadaşlarım. İşte müziği açıyorum, diyorum ki şimdi e, lütfen dikkatle dinleyin. O pardon. bu çok ağır oldu ama benim aradığım müzik bu değil başka bir şey açtı herhalde linkle ilgili bir sıkıntı oluştu anladığım kadarıyla şimdi hemen sunumuma döneceğim Ama inşallah dönebilirim çünkü şu anda hareket edemiyorum eee Evet, maalesef zaman zaman teknoloji böyle sıkıntılar yaratabiliyor bize. Şu anda hiçbir şekilde giremiyorum arkadaşlar. Söyle, ben paylaşım, hocam ben, hocam, e, paylaşım duyu duyu, duyuyor musunuz şimdi. beni? Duyu, duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum hocam. Entegre. E, yeniden, yeniden paylaşım. Tamamen kilitlendi. Şu an e, hiç hareket edemiyorum ben. Özgür Hocam beni duyabiliyor musunuz? Enteresan. Niçin böyle bir şey yaptı acaba? Beni duyabiliyor musunuz? E hocam biz Yoksa sizi duyuyoruz. Tamamen mi kesildi? Hocam bağlantım mı kesildi? Duyamıyorum ve hareket edemiyorum. Tamam, tamam, tamam. Teşekkürler. Ee, sanırım Özgür hocamın e, bilgisayarı kilitlendi Bir çıkıp tekrar gelecek. E, bir iki dakika bekleteceğiz sizi. Bilgisayarım kapatacağım. Kulak duyamıyor ve ekranını Şimdi göremiyor. Hiçbir şekilde Hiç müdahale şey. edemiyorum şu anda. Çok ilginç. Tamamen kontrolüm dışında ve hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir tuş işlemiyor. Güzel arkadaşlarım. Hayo, hocam biz sizi duyuyoruz. İsterseniz siz devam edin bu esnada da çıkamıyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Çıkamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum hocam. Şimdi ben devam edeceğim bir saniye, komple kapatacağım ama. Arkadaşlar Özgür Hocam tekrar bağlanacak. Devam edeceğiz. Bilgisayarını yeniden başlatıyor hocamız. Ee, buradan duyabiliyor musunuz hocam beni? Tamam hocamız bağlandı arkadaşlar. Tekrar hemen başlayacağız. Devam edeceğiz ee, tekrar. Hocamız bağlanıyor. Hocam kameranızı da başlatabilirsiniz. Özgür hocam kameranızı da başlatabilirsiniz. Evet. Evet geldim. Tekrar geldim. Gitmeyin hiçbir yere lütfen. Hoş geldiniz tekrar hocam. Buyurun. Ekran paylaşımı. Bir dakika pardon. Şuradan değildi. Masa üstüm ne kadar dolu görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çok çalıştığımı. Evet, evet. E, şimdi e, neyse yapmak istediğim şeyi yapamadım. E, bana bir beş dakikaya mal oldu. Şimdi beyin fırtınası e, önemli, zihin haritalama çok önemli demiştim. Bakın e, beyin fırtınası ile yaptığım bir e, çalışma çocuklarla bir proje çalışması. E, 5N1K'yı mutlaka kullanmalısınız okul olgunluğuna destek sağlamak için güzel arkadaşlarım. Yine e, bakın Beşen bir kale yaptığım çalışma. İşte bu kavanoz niçin kapalı? İçinde ne var acaba? İşte e, sence bu çocuklar nerede olabilir? Hangi mevsimdeler? E, kapa i̇şte nasıl açabilirim? Bunların hepsini çalışmalıyım. Scamper olmazsa olmaz. E, canlı yayınlarımdan birinde scamper'ı işlemiştim. Çok kıymetli çünkü. Çünkü mihaiko diyor ki her fikir var olan başka bir fikirden doğar. Bu yüzden de lütfen lütfen scamper çalışınız scamper'ın aşamaları var güzel arkadaşlarım e, scamper'ın aşamaları gördüğünüz gibi bütün aşamalarını çalışmamız gerekiyor scamper yapıyoruz diyebilmek için bakın dolaplarla bir scamper yapmışım mesela oyuncak dolabının yerine başka ne kullanabilirdin daha gelişmiş bir dolap nasıl yapılabilir dolapta oyuncakların karışmaması için ne yapılabilir Oyuncak dolabı bütün duvarı kaplarsa ne olur? İşte oyuncak dolabını başka hangi amaçla kullanabiliriz? Oyuncak dolabının bölmeleri olmazsa ne olur? Yepyeni bir dolap tasarlaman gerekirse o nasıl bir dolap olur? Bakın ne kadar çok şey var. Bunun çocuğu geliştirmemesi imkansız. İşte çocuklarla bunları çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim. Çünkü çok önemli onların bunları böyle düşünmesi, bilimsel süreç becerileri çok önemli, olmazsa olmaz. Yani gözlem yapacak, tahminlerde bulunacak, karşılaştırmalar yapacak, ölçümeyi yapacak bunları karşılaştıracak, sınıflayacak, ee, işte fikirler üretecek, çözümler üretecek, bunların arasından seçecek. Bunların hepsi çok önemli. Bilim okur yazarlığını geliştirmeliyiz. mutlaka, e, Mutlaka tahmin yürütmek önemli, ölçme önemli. Bakın ölçme standart araçlarla da yapabilirim ama standart olmayan, Ölçümleri de yapabilirim. Çok geliştirici bir şey çünkü bu. Müzik ve ritim mutlaka kullanılmalı. Bakın e, her seferinde bu mesela bir ritim çalışması. İşte el vurdum, ayak vurdum. Ay, diyelim ki ayağımı vurmuyorum, ses gelmiyor yeteri kadar. Böyle yapıyorum. El çırptım, ne yaptım? Ayak vurdum. El çırptım, ayak vurdum. El çırptım, e, tekrar el çırptım, ayak vurdum. El çırptım. Bakın, ne yapıyorum, devam ettiriyorum bunları. Çünkü önemli, ilkokula hazırlık için. Lütfen çok kıymetli. Matematiği de destekliyor aynı zamanda bu. Problem çözme, esnek düşünme çok önemli. Bakın, ben bunlarla ne yapabilirim? Bir şey yapmaya çalışıyorum, ama başaramadım. Başka ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Araştırmalar yapmak çok önemli güzel arkadaşlarım. Aynı zamanda matematiksel düşünme, kodlama, eşleştirme de çok önemli. Bakın şu küçük kodlar şunlarla rakamları kodlatıyorum. Görsel algı olmazsa olmaz. İşte şimdi bunu gördüğünüzde ne görüyorsunuz? Baktığınızda ne görüyorsunuz? Herkes aynı şeyi mi görüyor acaba? Neler var burada? Peki başka? Başka? Başka neler görüyorsun? Çünkü her çocuk farklı şeyler görecektir. Doğal olarak bakması değil, neyi gördüğünü desteklemeliyim. Görmesi önemli, bakması değil. Evet bakın tekrar. Bu da bir görsel algı, bu da bir görsel algı çalışması. Dinleme eğitimi mutlaka mutlaka yapmam gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden bakın yayınlarımda ne yapmışım? Barış Manço'ya da yer vermişim, Kitaro'ya da yer vermişim. Dünyayla tanıtacaksınız kendi ülkemizde. Teknoloji olmazsa olmaz ama benim derdim bilinçli teknoloji kullanıcısı yetiştirmek teknolojiyi öğrenmenin etki gücünü arttıracak şekilde yetiştirmek benim hedefim bu. E, harita krokiler çok önemli ve benim için önemli olan şey şu aslında çocukların öncelikle okuma yazmanın gerekliliğini ve gerçek yaşamla ilişkisini anlamaları önemli. Böylece çocukların okuma ve yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmeleri desteklenmiş olacak güzel arkadaşlarım. Okuma yazma için farkındalık yaratmak ve heveslendirmek yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından da gerçekten son derece önemli. Unutmayın bunu lütfen. i̇şte teknolojiyle ilgili çalışmalar var. Yazıyla ilgili önce çocuğun neyin, niçin yaptığını bizim anlatmamız gerekiyor. Bunun için de yazmaya hazırlık, yazının nasıl icat edildiğini çalışmalıyım. Yazının geçmişini, dününü, bugününü çalışmalıyım. Geleceğini çalışmalıyım. Gelecekte nasıl yazı olacak? Bu çok önemli değerli arkadaşlarım. Bu nedenle de bizim e, temel olarak yapmamız gereken bütün çalışma aslında geçmişten gelen bir sürecin nasıl devam ettiğini göstermek. Çocuklara önce kalemi nasıl tutmamız gerektiğini bir hikayeyle anlatmak önemli. Sonrasında çizgi çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları yaparken üç boyutlu, iki boyutlu, tek boyutlu Çalışmalara doğru gitmek. Kalem kontrolü için böyle bir aparat e, hazırlamak istedim. Mesela şu aralardan gidecek ve çocuk kalem kontrolünü sağlamaya çalışacak. E, çok basit bir şey. Evalar ve altında da bir e, kontraplak var. E, farklı şekilde oluşturabilirsiniz. Çizgi panoları olabilir mi? Evet. Labirentler olabilir mi? Ama hep ne yapıyoruz? Önce 3 boyut, 2 boyut ve tek boyut şeklinde çalışıyoruz. Mutlaka jimnastik çalışmaları yapıyoruz. Bugünkü yayınımın başında da yaptım. Dün koydum, videoda da koydum. Jimnastik çalışmalarının bu olmadan iyi kalem tutma ve güzel yazı yazabilme gerçekten imkansız. Evet, güzel yazı yazabilmek için biraz önce de bahsetmiştim. Fiziksel olgunlukta, doğru kalem tutma, kalem kontrolü ve kalemi doğru kullanabilme çok önemli sevgili arkadaşlar. İşte buruşturma çalışmaları, yırtma, yoğurma, kesme, serbest çizgi çalışmaları ve düzenli çizgi çalışmaları olmak üzere boyutları ayırabiliyoruz güzel arkadaşlarım. Bakın Zımparalar bunlar zımparalarla çocuğun e, parmak uçlarını uyarabiliriz çizginin yönünü e, anlatabiliriz hangi çizgi ise bakın yazının yönü çok önemli mutlaka çalışmalıyım ama noktalama işaretlerinde çalışmalıyım güzel arkadaşlarım. Çok fazla şey var. Sözcükleri de çalışmalıyım cümleleri de çalışmalıyım e, ama yazının yönü yine olmazsa olmaz. Evet ses temelli cümle yöntemi var şu anda. Sürekli değişen ses grupları var. Ama şu anki böyleydi yanılmıyorsam. Sesi hissetme, tanıma, ayırt etme çalışmalarını yapmam lazım. İşte bunun içinde iyi bir ses eğitimi için bu kadar çok şeyi yapmam gerekiyor güzel arkadaşlarım. Sizler zaten yapıyorsunuz. minicik örnekler, işte teknolojiyle nasıl destekleyeceğime dair örnekler vardı. Ama korkudan tıklayamıyorum tekrar kilitlenecek diye. Alçak ses, yüksek ses, kısa ses, uzun ses, ince ses, kalın ses. Bunları çalışmam lazım. Notasyon çalışmalarını yapmam lazım. İşte hangi sesi çalışıyorsam elakin sırasıyla olmalı. Yani birinci grup seslerle başlayıp devam edebilirsem etmeliyim. Ama bir sesi çocuğun tam olarak kavraması eğer bir okul öncesi altyapısı da yok ise yaklaşık iki ay. Çünkü A sesi ise A sesinin ya da E sesi ise E sesinin kelimenin başında olduğunu kavraması bir 15-20 gün sonra kelimenin sonunda olduğunu sonra kelimenin arasında olduğunu kavraması yaklaşık 2 aylık bir zamana yayılması demek güzel arkadaşlarım. Evet noktalama işaretleri mutlaka çalışılmalı kafiyeler mutlaka çalışılmalı. Yeni kelimeler öğrenmeye mutlaka çalışılmalı. İşte sizinle yüz yüze olsaydık bu aktivitelerin hepsini yapacaktık inşallah başka zaman. E, dikkat hafıza mutlaka çalışmamız gerekiyor güzel arkadaşlarım. Evet bakın e, sesler yine grafik ve örüntü çalışmaları. Bununla mesela ben bir grafik örüntü yapabilirim. Müthiş. Bakın nasıl yapmışım bunu. Ondan sonra ne yapıyorum? Hangisi daha fazla? Hangisi daha az? Ama böyle bir örüntü de yapabilirim. Kitaplarımdan örnekler bunlar, evet. E, ama bunların yanı sıra eğer ben çocuğu iyimserliğe ve pozitif düşünmeye yönlendiremezsem hayatta ve akademik olarak ilkokulda da başarılı olma şansı yok güzel arkadaşlarım. Bunlar bilimsel araştırma sonuçları, pozitif düşünme ve iyimserliğin çocuğun hayat başarısına ve akademik başarısına pozitif e, ya da negatif anlamda olumlu ya da olumsuz etkileri oluyor. Doğru bir orantı var yani. Çocuğa sevgi sunmanız çok önemli. Yeterli sevgi, ilgi, ihtiyaç sunmanız çok önemli. Okul olgunluğunu kazanabilmesi açısından Hoşgörülü olması çok önemli çünkü bir toplum içerisinde empatik anlayış geliştirmesi çok önemli ve tabii ki öğrenmeyi provoke eden eğitim ortamlarının içerisinde bunu başarabilirim ben sevgili arkadaşlar. Evde, okulda, dışarıda her yeri öğrenme alanı olarak benim kullanmam gerekiyor. Bunun için tabii ki çocuk dostu okullar lazım. Tabii ki çocuk dostu yöneticiler lazım ve okul öncesi açısından çok şanslıyız gerçekten. Özellikle hani İstanbul'da çok fazla arkadaşımı tanıyorum. Türkiye'de de birçok yerde öyle. Emeklerine teşekkürler ediyoruz. Çocuk dostu öğretmenler lazım. Size teşekkürüm çok büyük. Çocukların elini tutmayı bırakmadığınız için güzel arkadaşlarım. Çocuk dostu anne babalar çok kıymetli. Ve tabii ki şu anda ee, öncesinde de öyle olmalıydı ama şu anda daha fazla çocuk dostu ev ortamları önemli lütfen diyorum ki çocuk mu eşya mı çocuğunuzun birinci öncelik olduğunu biliyorum. Çekin eşyaları kenarlara. Çocuklarınıza hareket alanı sağlayın. Çünkü hareket olmazsa diğer öğrenme alanlarındaki gelişimin söz konusu olamayacağını söylemiştim biraz önce. Lütfen çocuğunuzun hareket ihtiyacını lütfen karşılayın. Lütfen. Ve tabii ki yaratıcılık. Yaratıcılığı engellenen, sürekli eleştirilen bireyler yaratıcı bir beynine Sahip olabilirler mi değerli arkadaşlarım? Mümkün değil. Bakın bunun içinde bir döngü koydum buraya ve sizler çok kıymetlisiniz. Hem burada yer alıyorsunuz hem burada yer alıyorsunuz. Ailelere söylüyorum, anne babalara e, lafım, e, sevgili öğretmenlerim buradasınız ve çok önemlisiniz. Çok. Bu yaratıcı çocuklar ve yaratıcı beyinlerin yetişebilmesi için sizin desteğiniz gerçekten çok önemli. Takım olmak çok önemli. Çok önemli hem de. Olmazsa olmaz. Ve e, bu şekilde devam eden bir süreç söz konusu değerli arkadaşlarım. Şimdi o kadar hızlı anlattım ki. Ümit ediyorum ki e, en azından... E, bazı farkındalıkları sağlayabilmiş en ya da ileriye başarıyla dünyada fark yaratacak ülkeler, şirketler, kişiler, bunların hepsi takım olmayı başarabilmiş, ekip olmayı hiç başarabilmiş ve zaman yönetimine, planlamayı başarabilen kişilerden, şirketlerden, ülkelerden olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet, Şimdi buraya kadar e, sorusu olan var mı? Çünkü çok fazla daha e, uygun okuldan bahsettim. E, şunu lazım Ee, bir etken anne babanın uyum süreci söylemiş. Uyum süreci diğerinden farklı. Lütfen, karşılaştırma yapmayın. <laughs> çocuklar okulun ilk günlerinde ağlayıp sınıfa girmek anlıyorum seni. Biraz korkmuş olabilirsin. Merak etme, olacak. Merak etme. Şimdi ne yapmak istiyorsun? yapmalıyız bunu. Ee, panik olmayın lütfen ...olun diyorum. Onun başarabileceğine dair güveninizi ifade edin diyorum. Ve emin birinci sınıfta değişen yaşam sağlaması gerekiyor. Tip sınıfa başlarken ben sorular üzerinden gitmek istiyorum. Güzel arkadaşlarım. Evet. Ee, evet hocam arkadaşlarımız arkadaşlarımız yazarken ben yukarıya not olarak almıştım. Özellikle ölçeği soran çok arkadaşımız var. Ee, sizin okul olduğunu treynize nasıl ulaşabiliriz Hemen, diye onu çok e, sordu arkadaşlarımız. Hemen, bu ölçek şöyle düşünün. Bir doktora gidiyorsunuz ya da hiç doktora sormadan gittiniz bir ilaç aldınız, kullandınız yan etki yaptı. O yüzden diyoruz ki bak bakın ülkemiz ne yaptı? Sağlık Bakanlığı antibiyotikler doktor izni olmadan asla kullanılamayacak dedi. Ölçekler içinde böyle sadece benim ölçeğim için değil. Bunu geliştiren hocalarımızın size doğru bir şekilde anlatması gerekiyor. Bir değerlendirme sıkılası var. Yani tıpkı zihin haritalama gibi bana canlı yayında anlatanlar dediler. Tamam benim sonra düşündüm. Sadece ben bir farkındalık kazandırabilirim. Yani dört buçuk saatlik bir eğitimle anlattım çünkü. Online olarak. O kadar çok şey var anlatılacak. Hani bilgimi esirgediğim için değil ama tam olamayacak. Bu nedenle ölçek içinde sertifikalı eğitim programı var. Online olarak da açacağım. Bunu haftaya duyuracağım. Ee, yani arzu edenler bir e, şey yapabilirler, e, katılabilirler. E, çok etkili ve iyi bir ölçek. Binin üzerinde sertifikalı kullanıcısı var e, değerli arkadaşlarım. E, böyle. Şimdi bir ee, soru gelmiş. Zamanlı... Aynı zamanda şeye de ölçeği kimler uygulayabilir sorusuna da cevap oldu bu. Hemen bu evet Öğretmenler, öğretmen e, hocam, öğretmenler uygulayabilir. E, sınıf öğretmenleri uygulayabilir. Rehber psikolojik danışmanlarımız, psikologlarımız, hatta çocuk doktorlarına, aile uzmanlarına e, da açtık e, ölçeği değerli arkadaşlarım. Burada hocam sizin ee, yardımcınız geliyor. E, ha, tamam e, oraya evet, da bakacağım. Öğreneceğim tamam, <laughs> <laughs> inşallah. <Her sohbet gülüyor> ee, ben tamam. buradan yukarıya alıyorum aynı zamanda. Ee, Bak, burada sağ bir sorun eli var. ile kalem tutuyor. Sol eli ile yiyor. Uyarıyor. Hayır uyarmayın. Uyarmayın. Yapmayın. Lütfen yapmayın. O öyle rahat ediyor. Bakın işte beynin her iki yarı küresinde kullanıyor çocuk. Yani bence müdahale etmeyin, rahat etsin çocuklar. Lütfen müdahale etmeyin. Ee, şimdi burada heh, tamam. Ee, i̇lkokulda okulda evet. sabahçı ve öğleci evet. durumu var. Size evet. göre en uygunu hangisi galiba diye soruyorsunuz. Evet, evet. Ee, Valla ben şöyle söyleyeyim. Ee, sabah saatleri erken başlıyor ama ben her zaman kendi adıma sabahı tercih eden bir kişiyim bu nedenle de e, sabah ama bunun için çocuğa çok iyi bir rutin oluşturulması gerekiyor çok yani bu ne demek biliyor musunuz e, çocuğun 9'da mutlaka uyumuş olması gerekiyor ben şöyle yapıyordum çocuğumu 8.30'da yatağına götürüyordum. Hatta 8'li çeyrek geçe gibi. 8'de başlıyorduk hazırlıklara. Çünkü mutlaka bir bahane oluyor bir şey oluyor. İşte acıkıyor şu oluyor, bu oluyor. 8.30'da artık bir şekilde biz uyuma moduna geçiyorduk. 9'da çoktan uyumuş oluyordu. Bunu yapamazsanız eğer böyle bir sınırlı sınırlarınız yoksa evde o zaman tabii ki diğerini tercih ediyoruz. Yani tamam ben çocuğa göre değişir bu kesin bir şey yoktur bu konuda. Başka kelimeleri doğru telaffuz edemeyen çocuklar için önerim nedir? Bol bol kitap okumak, bol bol dinlemek, e, aynı zamanda ifade becerilerini yol açıcı dramalar, sanat çalışmaları. Her tür şeyi yapabilirsiniz ama çocuğu yargılamayın. Mesela porka tal dedi, e, bilgi yasar dedi. O zaman şöyle, aa sen bilgisayarımı açıyorsun. Bravo, evet bilgisayar. Çocuk bunu duysun çünkü bazı kelimeler için zaman zaman ihtiyacı var ama bir de gerçekten çok konuşma bozukluğu olan çocuk var ise o zaman lütfen bir konuşma terapistine gidin. Bazen çok uzun sürmüyor. Size Egzersizler veriyor, çok daha kısa bir süre içerisinde bu süreçleri aşabiliyorsunuz. Ama çocuğa baskı yapıp sürekli yanlış söyledin, yanlış söyledin derseniz bu iş kesinlikle olmaz. Ee, 2014'de 2014 başlayacak. Aralık ayı doğumlular, bir sene geç başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi ben, kendim, çocuğum 2 Ocak doğumlu, 2 Ocak 2001 doğumlu, 2000'lerle gidebiliyordu çünkü 15 Ocağı kadar e, alıyorlardı e, bakanlığımız ama ben e, istemedim, yani biraz daha çocukluğunu yaşasın, oyun oynasın dedim, aslında hazırdı, ben göndermedim. Yani e, tabii bu bir tercih meselesi ama ben... E, Çocuğun biraz daha oynamasının her zaman ona çok daha güzel katkılar yaptığına inanan bir anneyim açıkçası. E, kendi çalışmalarım da e, bunu gösteriyor ve çocuk dostu bir öğretmenim ben. E, bu nedenle de e, önermediğimi söyleyebilirim e, sevgili arkadaşlar. Evet. E, bir bebek gibi konuşan çocuklar için ne yapılabilir? Acaba bu çocuk neden bir bebek gibi konuşuyor? Evde muhtemelen bunu teşvik ediyorlardır. Ya yani inanamıyorum bazı anne babalara. Çocukla böyle bebekçe konuşmalarını anlayamıyorum. Hani zaman zaman komiklik olabilir çocuğun ruhuna girmek için. Hani belki onu dramatize edebilirsiniz. Ama sürekli böyle konuşan anne babalar var. Yapmayın bunu lütfen. Yapmayın. 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 Yani çocuk sizi anlıyor. Çocuk sizi anlıyor. Çocuk da bunun iyi bir iletişim dili olduğunu öğrenerek bunu yapmaya çalışıyor. Yapmayın çünkü hayatı boyunca müthiş zorluk çeker ve kırılganlık yaşar. Lütfen. Ee, evet artık öyle ifade etmeyelim istersen. Hadi şimdi büyüdük ee, bebek gibi konuşmayalım. Olur mu? Bazen zaman zaman şaka yolu da bunu yapabiliriz diyeyim. Çocuk kırmadan, incitmeden ama bunun gerçekten çok... İyi bir şey olmadığını süreç içinde anlamalı. Evet başka? Yani ailelerden geçiyor yolu öğretmen arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Çok zor e, bizi izleyen aileler varsa da evet dedikodu yapmıyoruz ne yapalım zaman zaman bizi çok soruyorsunuz. E, bu bizim uzmanlık alanımız ne olursunuz. Bizim sesimize, okul öncesi eğitimcilerin sesine lütfen kulak verin. Biz sizin yanınızdayız. Hepimiz aynı gemideyiz. Lütfen. Şimdi önceki soruda da sorulmuş, birinci sınıfa başlayanlar arasında ay farkından oluşan seviye farkı çocuğu olumsuz etkiler mi? Şimdi bakın, her çocuk, bazı çocuklar, yani tamamen bir homojen e, grup sağlama şansınız yok. Bunun bir eğitimci olarak faydası var mı diye sorun bana. Hiç faydası yok. Neden biliyor musunuz? Çocuk hayatı boyunca heterojen gruplarda olacak. Yani farklı e, aylara sahip olan çocuklarla ay farkı olan çocuklarla bir arada olacak. E, biliyor musunuz bilimsel araştırmaların çocuktan çocuğa öğrenmelerin çocuğun yaşamında çok önemli bir etkisi olduğunu gösterdiğine. Bu nedenle e, yurt dışında en çok tercih ettiğim, e, özendiğim kısmı okul öncesi açısından karma yaş grupları. Karma yaş gruplarındaki çünkü çocuklar birbirinden çok şey öğreniyorlar ve lütfen rica ediyorum sizden e, buna karşı çıkmayın. Çünkü bütün sınavlar, bütün her şeyde çocuk hayatı boyunca... Karma Yaş grubuyla farklı ayda olan çocuklarla mücadele edecek. Bu nedenle bu sizi korkutmasın ama bu hani aralığın sonunda doğmuş çocuk gitmeyebilir aslında. Ee, yani bu bir tercih ben olsam hani ben, ben olsam göndermem. Kendi adıma söylüyorum. Ee, tabii ki çocuğun testine bakmak lazım, değerlendirmelerine bakmak lazım. Birçok faktör var anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce size. Ee, çok genel çerçevede cevaplamamız gereken çok fazla soru var güzel arkadaşlarım. Ee, yani bu nedenle de heterojen gruplardan korkmayın. Bu iyi bir şeydir. Ee, çocuğun sadece hazır olup olmadığına bakın lütfen. Şimdi başka burada sorular var. Çocuklarımızı ikinci dönem bir dakika kaydı. Ha, ikinci dönem gözlemleme şansımız olamadı. Bu nedenle çocukların ilkokula hazır olup olmadıkları ile ilgili velileri nasıl yönlendirebilirsiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, e, şey çalışmanın sonunda duyuralım demiştik Nuray hocamla birlikte. Sadece ana sınıfı çocuklarımızın katılacağı Özgül öğretmenle okul yolu saati diye bir etkinlik saati yapacağım haftada bir gün. Perşembe günleri yaptığım Özgül öğretmenle birlikte oyun saati. Özgül öğretmenle oyun saatinde felsefi düşünme, sorgulama ıı, yapmaya çalışıyorum. Araştırma bilimsel düşünmeyi beceren çocuklar yetiştirmek hedefim. Oyunlar oynuyoruz, hareket ediyoruz. Ama ee, okul yolunda birazcık daha fazla desteklemek zorunda olduğum şeyler var. Onlar için o yüzden sadece ana sınıfı çocuklarını davet edeceğim. Lütfen takip etsinler. Et Özgül Polat Marmara. Özgül Polat Marmara. Instagram adresi. Oradan çok fazla yayın yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim ilkokula hazırlıkla ilgili. Kendim hani velileri de bilgilendirmek amacıyla hep birlikte kapatacağız güzel öğretmenlerim. Sizin çabanız biliyorum. Çok kıymetli çabalarınız ve çok gurur duyuyorum. Sizlerle kendi adıma bir bilim insanı olarak <laughs> ve bu yüzden de daha fazla şey yapmak istiyorum sizler için. Ee, önceki soruda da sorulmuş geçiyorum. Ee, sizin dediğiniz gibi okul olgunluğu çok önemli. Kaç ayını 72 ayını doldurmuş çocuklar yasal olarak gitmek zorundalar ve herhangi çok özel bir durum yoksa ben gitmelerinden yanayım güzel arkadaşlarım. Çocuklarımıza perşembe günleri saat 1'de yapıyorum yayını. Tüm okul öncesi çocukları katılıyorlar. Ama okul yolu için yapacağımı da duyuracağım. Şu an programımda yer açmaya çalışıyorum. Nasıl yapabilirim diyorum. Çünkü derslerimiz devam ediyor. Çok yürüttüğüm proje var. Bir sürü çalışma var. O yüzden de şu an programını oluşturmaya çalışıyorum. Birkaç gün içinde mutlaka ilan edeceğim. Merak etmeyin. Ee, sene başında velilerimize çocukların düğmelerini rahat çözebileceği kıyafetler giymelerini benim sürekli düğmesini açıp tuvalete götürmemin doğru olmadığını söyleyince çocuklarım e, diyorsunuz, bir düğme açamıyorsunuz gibi bir tepki almıştım. E, evet, işte e, o düğmeyi açamadığında da e, güzel anne babalar e, anaokulunda öğretmenlerimiz başlarındaydı ve yapıyorlardı mutlulukla bunu. Ama e, ilkokul başlarında tuvalette gittiklerinde hiçbir öğretmen olmayacak. Bu nedenle buna alışmaları gerekiyor. Ne olursunuz evde bunlara lütfen alıştırın. Poposunu nasıl temizleyeceğini, işte ellerini nasıl yıkayacağını, yani başında kimse olmadan bunu yapabildiğinden emin olmalısınız. Güzel arkadaşlarım, güzel anne babalar, biliyorum çocuklarınız için en iyi istiyorsunuz. İnanın ben de en iyi istiyorum öğretmen arkadaşlarım da en iyi istiyor onlara fırsat verin kendi işlerini yapması açısından bu nedenle de e, öğretmenlerimize ne olursunuz kız, kızmayın yani mesele bir düğmeyi açıp kapatmak değil çocuğun bunu öğrenmesi gerekiyor ee, özgür evet, hocam ee, süremizden Buyurun. sonuna geliyoruz hocam, ee, Tamam. ben çok Başka. teşekkür ediyorum hocam ee, çok besleyici hem Öğretmen olarak, hem anne baba olarak her anlamda beslenebileceğimiz bir süreçti. Çok teşekkür ediyorum emeğinize paylaştığınız her şey için ve geldiğiniz için. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hocamız zaten hani kendi ile ilgili yayınlarında bilgisini verdi. Eminim öğretmen arkadaşlar oradan da ulaşacaklardır size konuyla ilgili daha fazla soruları varsa. Tekrar tekrar teşekkür ederiz hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim Nuray Hocam. Sizlerle olmak her zaman çok keyifli bir İstanbullu olarak İstanbul'daki öğretmen arkadaşlarımın yanında olmak Tabii tüm Türkiye'deki öğretmen arkadaşlarımın yanındayım ama burada yaşayan biri olarak onlara böyle çok güzel aktiviteler yapıyorsunuz, seminerler düzenliyorsunuz. Gerçekten çok güzel çalışıyor İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sonsuz teşekkürler, saygılar, selamlar. Hepinize gerçekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çorbada tuzum olduysa ne mutlu bana diyorum. Sonsuz teşekkürler. Güzel arkadaşlarım görüşmek dileğiyle. Tüm katılımcı öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu dönemde onların da çok zaman ayırıyorlar ve bir sürü webinar dersimizde katılıyorlar. Herkese çok teşekkürler. Başka derslerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar. Hoşçakalın Özgür Hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.